Merhabalar sevgili gençler, rasyonel sayılar videosunun ikincisini bugün sizlerle beraber çözeceğiz, konusunu anlatacağız. Hemen vakit kaybetmeden videoya başlayalım. İlkokuldan bu yana hiç değişmemiş olan işlem önceliğiyle devam edeceğiz. İşlem önceliklerini 4 adımda sıralayabiliriz. İlk adımda varsa parantez işleri halledilir, öyle parantez falan varsa soruda parantezi görmezden gelip de şu soruyu çözersen yanlış çözersin yüksek ihtimalle. İkinci adımda varsa üslü veya köklü ifadeler halledilecek sevgili gençler. Bakın parantez yine üslü ve köklü sayının içerisinde ise yine de önce parantez, tamam mı? Ne olursa olsun önce parantez, sonra üslü veya köklü sayılar. Üçüncü sırada çarpma veya bölme işlemleri, dördüncü sırada toplama veya çıkarma işlemleri, yani çarpma ve bölme toplama veya çıkarmadan önce olacak. Çarpma veya bölmenin birinin diğerine bir önceliği yoktur. Önce hangisi yazılıysa o işlem önce yapılır sevgili gençler. Toplama veya çıkarmada da söz konusudur bu. Peki şu şekilde bir işlemle karşılaşırsak 9 bölü 3 bölü 3. Şimdi bu soruyu şu şekilde çözebilirsek 3'ü 3'e böldüğünüz zaman 1, 9'u 1'e böldüğünüz zaman 9 gelir. 9'u 3'e böldüğünüz zaman 3, 3'ü 3'e böldüğünüz zaman da sonuç 1 gelir. Şimdi bunun cevabı 9 mu 1 mi? Ki üstelik ikisi de bölme işlemi bunların sevgili gençler. Merak etmeyin. Bu işlemin sonucu yoktur diyebilirsiniz. Ki hiçbir şekilde zaten şöyle bir soruyla karşılaşmanız da mümkün değil. Böyle sorularla nerede karşılaşırsınız? Facebook'ta, Instagram'da. Tamam? Kesinlikle ama kesinlikle bu tarz soru sizin karşınıza çıkmaz. Bu bir hatalı sorudur da diyebiliriz. Bunu unutmayın. Geçtik bir diğer sayfada örneklerimize. Kolay sorularla başlayıp çözelim bakalım. 1 artı 2 kere 3 eksi 4 bölü 1 artı 2 eksi 3 kere 5 demiş. Önce çarpmaları bölmeleri bir yapalım. Bakın 1'e 2 ekleyip 3, 3'ü 3 ile çarpıp 9 diyemezsiniz. Önce şunları yapacağız. 2'yi 3 ile çarpacağız. 4'ü 1'e böleceğiz. Ve 3 ile 5'i çarpacağız. E peki yapalım. 2 kere 3 6'dır. 4'ü 1'e bölersen 4 gelir. 3 kere 5 de 15'tir. Şimdi başlarındaki işaretleri de ve diğer kalanları da halledelim. 1 artı. Burada bir eksimiz vardı. Artı 2'miz vardı. Bir de burada eksi vardı. Şimdi işlem tamamı toplama ve çıkarma olduğu için sırasıyla yapalım. 1'e 6 ekle 7. 7'den 4 çıkar 3. 3'e 2 ekle 5. 5'ten 15'i çıkar. Eksi 10 diyebiliriz sorumuzun cevabına sevgili gençler. Evet. Geçtik bir diğer soruya. X 4'ten farklı olmak üzere x eksi 4 parantez içerisinde x eksi 2 bölü x eksi 4. Burada yapılan genel hata şudur. Altta ve üstte x eksi 4'leri görünce bunlar gitti. Demek ki bu x eksi 2'ye eşitmiş denilebiliyor. Fakat bu ifade bu şekilde hallolmaz sevgili gençler. Neden? O dediğimiz olmuş olsaydı şu şekilde sorulurdu soru. Parantezimiz olurdu ama parantez yok. Bu parantez olmaması ne işe yarayacak? Ya da neyi ifade ediyor bize? Bakın burada sadece 4 ile x eksi 2'yi çarpmamız lazım ki işlem önceliğine göre de önce buradaki çıkarma işlemini yapmadan önce 4'ü içeri dağıtmamız lazım. Yani x eksi 4x, tamam mı? Eksi 4 ile x'i çarptım. Sonra eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsak da artı 8 diyebiliriz. Alt kısımda da x eksi 4'ümüz vardı. X'ten 4x'i çıkarırsak eksi 3x artı 8 gelir yukarısı. Alt tarafta da x eksi 4'ümüz vardı. İşte cevabımız budur sevgili gençler. Hocam bu x'in 4'ten farklı olup olmadığını hiç kullanmadık dersen aslında çaktırmadan kullandık. Nerede mi? Bizim cevabımız x eksi 4'tü ve sorumuzda da x eksi 4 ifadesi var. Rasyonel bir ifadenin payda kısmında bunun tanımsızlığını engellemek adına x'in 4'ten farklı olduğunu söylemiş soru bize. Eğer yukarıda bu bilgi verilmemiş olsaydı soru hatalıdır derdik. A sayısı 4, b'de 2'ye eşitse a eksi b üzeri a eksi b sonucu nedir? Şimdi ben buraya a'ya 4, b'ye 2 dersem bunun üstüne de 4 eksi 2 var ya. Bunu sakın şu şekilde algılama. 4'ten 2'yi çıkar. 2 üzeri 2'den cevap 4'tür. Bu hatalı çözümdür. Bunu şu şekilde algılayacaksın. Bakın burada bir parantez yok. Parantez olmuş olsaydı bu şekilde çözerdik. Ama parantez olmadığı için biz sadece şunu yapmakla mükellefiz. 4 eksi 2 üzeri 4'ten 2'yi çıkar 2. 4'ten 4'ü çıkar diyor sana. 4'ten 4'ü çıkarırsak da doğru cevap ne olur? 0 olur sevgili gençler. Evet. Zincir kesirler. Bu zincir kesirler dediğimizi ilkokuldan bu yana da görüyoruz aslında. Sadece x'li ifadeler olmuyordu ilkokuldaki kısımda konu anlatımlarında ama içerisinde x de var. Bu şekilde denklemler de sorulabiliyor. Bunlara yumurta sorular veya işte
balon sorular falan da dendiği de görülmüştür. Biz zincir kesirler dedik. Bakalım nasıl çözeceğiz bunları. Şimdi 11'den şu kısmı çıkarmış bakın. Sarı ile işaretlediğim kısmı 11'den çıkardığımız zaman ne kalıyormuş? 9. O zaman bu sarı ile işaretlediğim yer kesinlikle ama kesinlikle 2. Değil mi? Peki ben 10'u, 10 sayısını şuradaki bakın yeşil oldu orası. Yeşille taradığım bölgeye böldüğüm zaman 2 gelmiş. O zaman yeşille taradığım bölgede kesinlikle ama kesinlikle 5. Burası 5 ise şimdi farklı bir renge geçelim. Gri aldık elimize. 3'e bir ifade eklemiş. 8 bölü x eksi 3 eksi 1'i eklemiş. Ve sonucu ne bulmuş? 5 bulmuş. Demek ki burası da 2'ymiş. 3'e ancak 2'ye eklersek 5 buluruz. O halde 8'i neye bölersem 2 olur? 4'e. Yani şu kısım hemen gösterelim farklı bir renkle. Şu kısım gençler farklı bir renk olmadı. Şu kısım neymiş? En son taradığım yer. Yani şurası. 8'i neye bölersek 2 olur? 4'e. Demek ki x bölü 3 eksi 1 4 ise x bölü 3 eşittir 5'tir. 3'ü karşıya atarsanız x eşittir 15'tir diyebiliriz. Cevabımız neymiş? 15 olacakmış. Geçtik bir diğer soruya. 6 bölü 1 eksi 3 bölü 1 eksi 2 bölü x eksi 5 kesrini tanımsız yapan x değerlerinin toplamını sormuş bize. Bir ifadenin, bir rasyonel sayının tanımsız olabilmesi için ne olması gerekiyor sevgili gençler? Paydasının 0 ve pay kısmında 0'dan farklı olması gerekiyor. Peki burada oluşan tüm paydaları 0'a eşitler. Eğer 0'a eşitlersek cevabı da buluruz. Mesela x eksi 5 burada bir paydadır. Şuradaki kesrin paydasıdır. O halde x eksi 5'i ben 0'a eşitlersem x eşittir. Ne olur? 5. 5 bu ifadeyi %100 tanımsız yapar. Bir tane bulduk. Başka? Başka var mı? Tabii ki var. Şu kısım da bir paydadır bakın. Şu tamamını işaretlediğim yer var ya. Orası da bir paydadır. Neyin? Bakın 3 bölü payda. O halde orayı da sıfıra eşitlememiz lazım. Yani 1 eksi 2 bölü x eksi 5'i eğer ben sıfıra eşitleyecek olursam x eksi 5'in ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Çünkü 2 bölü 2 olursa 1, 1'den 1'i çıkar 0. O halde x'in kaç olması lazım sevgili gençler? 7 olması lazım. Eğer x 7 olursa ve 5 olursa tanımsız olur bir ifade. Başka var mı? İlla ki vardır. Bakın burası da bir payda. Tamamı. 6'nın altında kalan kısım tamamı payda. Dolayısıyla ben 1 eksi 3 bölü 1 eksi 2 bölü x eksi 5'i de eğer sıfıra eşitlemeyi başarırsam bulacağım x bu ifadenin tamamını tanımsız yapacaktır. Birden neyi çıkarırsam sıfır olur? 1'i. Demek ki burası 1'miş bakın. O halde şu kısım 3'tür. Bu kısım 3 ise şuranın ne olması lazım? Yani 1 eksi 2 bölü x eksi 5'in 3 olması için bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam eksi 2 eşittir. 2 bölü x eksi 5 dersek içler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 2x artı 10 eşittir 2 olursa 2x eşittir 8. X eşittir ne olacaktır? 4. Ki gerçekten sağlar mı? 4'ü buraya yazdığımız zaman 4 eksi 5 eksi 1. 2'yi eksi 1'e böl. Eksi 2. 1 eksi eksi 2. 3. 3 bölü 3. 1. 1'den 1'i çıkar 0. Evet sağladı. Demek ki diğer tanımsız yapan x'lerden birisi de x eşittir 4'müş. Toplamını sormuş sevgili gençler bize. 5'in, 4'ün ve 7'nin toplamı istenmiş bizden. Doğru cevabımız 7, 5 daha 12, 4 daha toplarsak ne olur? 16 olur. Cevap 16'dır da diyebiliriz. Bir diğer örnek. Şimdi o örneği çözmek için şu kısmı birazcık boşaltalım sevgili gençler. Şimdi güzel sorulardan bir tanesi. Neden? Çünkü görüyorsanız sorunun bir sonu yok. Sonsuza kadar ilerliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu tarz sorular çözülürken ne yapmamız gerekiyor? Bunun inceliğini anlamak için biraz dikkatli dinle. Bakın, ben bu soruyu okumaya başlayayım. Sonsuza kadar da okuyabiliriz. A-1 bölü, A-1 bölü, A-1 bölü, A-1 bölü. Ben sürekli A-1 bölü diyorum. Değil mi? Şimdi ben sorunun şu kısmını kapattığımı düşüneyim. Bakın şu sarıyla taranan kısmı görmeyin. Tamam? Sarıyla taranan kısmı elinizle de kapatabilirsiniz. Şurada ne kalıyor? Bakın turkuazla taradığım yerde sorunun aynısı kalıyor. Değil mi? Zaten bundan sonsuz tane yok muydu? Evet sonsuz tane vardı. Şöyle düşün. Çölde kaç tane kum tanesi var? Sonsuz tane dersin artık değil mi? Sayısı belli değil. Sonsuz tane var. Peki ben bu çölün içerisinden bir tanecik kum tanesi alsam çöl çöllüğünden bir şey kaybeder mi?
Tabii ki kaybetmez. Hala sonsuz tane ifade, sonsuz tane kum tanesi vardır dersin. Burada sonsuz tane a-1 bölü var. Ben buradan şu sarıyla taradığımı çıkarırsam geriye yine sorunun aynısı kalır. O halde bu turkuazla taradığım yerde kesinlikle ama kesinlikle 5'tir. Sorunun tamamı 5 ise burası da 5'tir. O halde ben bu turkuazla taradığım yere 5 yazacağım. a-1 bölü 5 eşittir 5 oldu artık. Değil mi? Ve soru da bitti zaten. Eksi 1 bölü 5'i karşıya at. A eşittir 5 artı 1 bölü 5'ten. A sayımız ne gelir? 5 kere 5. 25 1 ekle. 26 bölü 5 gelir ve cevabımız da budur diyebiliriz. Gördüğünüz gibi çözüm mantığını anladığın zaman, mantığını kavradığın zaman gayet basitleşiyor. 3 eksi m bölü 3 eksi m bölü 3 eksi m diye gitmiş bak sürekli yine. O halde şimdi ne yapacağız? 3 eksi m'den sonrası hep tekrar ettiği için zaten şu sarıyla taradığım kısım sorunun tamamı 1'e eşit olduğundan burası da 1'e eşittir diyeceğiz. Yani 3 eksi m bölü 1 eşittir 1 ise 3 eksi m eşittir 1'dir. M kaçtır sevgili gençler? 3'ten kaç çıkarsa 1 kalır. 2 çıkarsa demek ki m kaçmış? 2'ymiş. Geçtik 7. sayfaya ve 7. sayfada ilk soruyu çözelim. Yine sonsuza giden bir ifade var. Ama bu sefer bunun tamamı neye eşittir diye sormuş. 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1. 2 eksi 1'ler tekrar ediyor. Tamam güzel. Yalnız şöyle bir durum var ki zaten bize bunun kaç olduğunu soruyor. Birazcık daha tarzı farklı ama şu şekilde çözebiliriz. Mesela ben bu soruya bize sorduğuna soru işareti değil de x diyelim. Tamam mı? Bize x'i soruyor. Şimdi ben şurayı görmezden gelirsem 2 eksi 1 bölü kısmını görmezden gelirsem şurada kalan kısım da zaten x'e eşit olmaz mı sevgili gençler? Tabii ki olur. O halde sorunun tamamını görebiliriz artık. Bu sarıyla görmezden geldiğimiz yeri ortadan kaldırırsak 2 eksi 1 bölü x eşittir x olmaz mı? Gayet tabii olur. Eksi 1 bölü x'i bu tarafa atarsak 2 eşittir x artı 1 bölü x olur. 2 eşittir x kare artı 1 bölü x olur. Bu x'i de bu tarafa atalım. Yukarı doğru çözüyorum. 2x eşittir x kare artı 1 olur. Değil mi? 2x de bu tarafa atarsak artık x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 olur. Ki bu x eksi 1'in karesinin açılımıdır. Eşittir 0. X eksi 1'in karesi 0'sa x eksi 1 0 olmak zorunda. O halde x kaçtır? 1'dir sevgili gençler. X'in alabileceği tek bir değer vardır diyeceğiz. Bu da 1'dir sevgili gençler. Evet. Bir diğer sorumuz olan şuradaki örneğimize bakalım. Burada işler biraz karışmış. Soruyu okuduğumuz zaman bakın dikkatle dinle okuyuşumu. X eksi 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2x eksi 1. Yani bu sefer baştan itibaren tekrar etmiyor. İşte burada çoğu öğrencimiz şaşırıyor. Ben bu soruları ders anlatırken de öğrencilerime çözüyorum emin olun. Burada kafalar biraz karışıyor. Hocam tekrar eden bir şey yok. Tekrar eden bir şey yoksa tekrar eden bir şeyler oluşturmalısın. Mesela burada hep 2x, 2x, 2x varken burada senin kafanı karıştıran eğer buradaki x ise sen buraya bir tane daha x ekle ki 2x olsun ki bazı öğrencilerin bunu akıl ederken diyor ki hocam orayı 2 ile çarpalım. Bak dikkat et. Sen bunun tamamını 2 ile çarparsan buradaki 1'i de 2 ile çarpmak zorundasın. O yüzden akılca makul olanı buraya artı x eklemek. Hocam bu tarafa x ekledin. Tamam bu tarafa da x ekle. Eşitlik bozulmasın. X x daha 2x. Bak soruyu tekrar yazıyoruz. 2x eksi 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2x eksi 1 diye gidiyor bu. Değil mi? Böyle nokta nokta nokta. Eşittir neymiş? 1 artı x. Şimdi çözebiliriz işte. Nasıl çözeceğiz? Zaten şurası kendini sürekli tekrar ettiği için sorunun tamamı şuraya eşittir ve burası da 1 artı x'tir. Şimdi yazalım. 2x eksi 1 bölü 1 artı x'e x artı 1 diyelim. Eşittir x artı 1 olsun. Gördüğünüz gibi soru artık tükendi bitti. Geriye sadece denklem çözümü kaldı. Peki çözelim. Şunu bir genişletelim. 2x kare x 2x kare 2x kere 1 artı 2x oldu. Eksi 1 bölü x artı 1 eşittir x artı 1 oldu. Peki bir içler dışlar çarpımı daha yapalım şöyle yukarıya. 2x kare artı 2x eksi 1 eşittir. X artı 1 kere x artı 1 x kare artı 2x artı 1 yapacaktır. Buradan 2x ile 2x birbirini götürsün. Tamam mı? Bunların tamamını da bu tarafa atarsak 2x kare yerine x kare kaldı.
Eksi 1 vardı. Hatta o şuradaki eksi 1'i bu tarafa atalım ki artı 2 olsun orası. 2. X kare 2 ise x ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. X'in alabileceği değerler ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir diyebiliriz. X kaç olabilir demiş. Ya kök 2 olabilir diyeceğiz ya da eksi kök 2 olabilir diyeceğiz. Şimdi ondalık sayının tanımını yapmaya çalışacak olursak şu şekilde bir tanım öne sürebiliriz. Diyeceğiz ki paydası 10, 100, 1000, nokta 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 10'un kuvvetleri yani 10 üzeri n. Burada n de sayma sayısı olsun. Tamam. N sayma sayısı diyelim. 1000 olan kesirlere denir. Tanım kısmına yazarsınız siz onu. Yani şuradan başlayabilirsiniz daha hoş görünür. Kesirlere denir. Bu kesirleri de eğer ondalık sayı biçiminde getirirsek işte ondalık sayı oluşuyor. Şimdi 2 bölü 10 dediğimiz kesri biz şu şekilde ifade edeceğiz. Paydada 10 var. Onun kaç tane sıfırı var? 1. O halde sen buraya sıfırı koydun, virgül. Tabii ki burası neden sıfırı koyduk hocam diye direkt sorabilirsin. Şöyle yapacağız bakın. Ya da onu daha sonra söyleyelim. Birazdan söyleyelim. Sıfırı koydun. Virgülden sonra kaç tane sıfır kaç tane basamak olacak? Bir tane. Neden? Çünkü onun o kadar sıfırı var. 0,2 diyeceksin. Bunu başka türlü yazabilir misin? Şimdi söyleyelim işte onu. Gelirsin 2'yi bakkal bölmesiyle bölersin. 2'yi 10'a böleceksin. Hoca 2'nin içinde 10 yok. Yoksa buraya bir 0 ekle, buraya da bir 0 ekle. Tamam? Bir de virgülünü koy. 20'nin içinde 10 kaç defa? 2 defa. 2 kere 10 20 çıkar 0. Bak gördün mü? 0,2 geldi buradaki. Peki 3 bölü 25'i ne yapacağız hocam? Onu da şu şekilde yapacaksın. Paydası 10, 100, 1000 olana kadar bunu genişleteceksin. Mesela ben burayı 4 ile genişletirsem 4 kere 3'ten 12, 4 kere 25'ten 100 yapar. 12 bölü 100 0,12'dir diyebilirsin. Ya da bunu 12'yi bakkal bölmesiyle 100'e bölebilirsin. Bunu yapmak için de buraya bir 0, buraya bir 0 eklersin. 120'nin içerisinde 100 bir defa. 1 kere 100, 100 çıkar 20. 20'nin içinde 100 yok ama 200'ün içerisinde kaç defa? 2 defa. Dolayısıyla 0,12 bak yine burada karşına çıkmış oldu. 58 bölü 40. 58 bölü 40 için de gelin burayı 25 ile genişletelim. 25 kere 58. 50 kere 25. 1250. 200 daha 1450 yapar. 1450 bölü 1000 oldu. Şimdi ne yapacağız hocam? Yine 0 virgülle mi başlayalım? Hayır. 1450'nin içerisinde 1000 olduğu için yani 1450 1000'den büyük olduğu için gelin 1450'yi bir 1000'e bölelim. Kaç defa var? Bir defa. Bir kere 1000, 1000 yapar. Çıkar 450. Şimdi 450'nin içerisinde 1000 yok. Buraya bir sıfır eklersen buraya da bir virgül atacaksın. 4500'ün içerisinde 1000 kaç defa vardır? 4 defa. 4 kere 1000, 4000. Değil mi? Çıkar 500 oldu. 500'ün içerisinde 1000 var mı? Yok. Bir sıfır daha ekle. 5000'in içerisinde 5 defa. Dolayısıyla 5000'i de buraya yazarsak çıkar. 0 deriz. Ve karşımıza 1,45 çıkar. Bunu başka türlü bulabilir miydik? Evet. Şu sıfırları götürürsün. Burada kaç tane sıfır kaldı? 2 tane mi? 2 tane sıfır kaldıysa virgülden hemen 145'in sağından başlayarak bak. Virgül kaydıracaksın. Birinci virgül, ikinci virgül. Bakın 1,45 yine bu şekilde de karşına çıkar bulabilirsin. Daha kolay olur. Bir diğer örnek, şu örneği atlamayalım bu arada. 2,14 ile 1,3'ü toplarken karıştırıyorum ben hocam. Ne yapacağız? Şöyle yapacaksın. 2,14. Virgüller alt alta gelecek biçimde yazacaksın sayıları öncelikle. 1,3. Bunları bu şekilde bakkal toplaması yapabilirsin. Bak. Hocam 4 ile neyi toplayacağım? Ya sıkıntı yok. 1,3 1,30'a eşit zaten. 4 ile 0'ı topla 4. 1 ile 3'ü topla 4. Değil mi? 2 artı 1 3 yapar. 3,44 bizim sonucumuz olur. Bunda bir sıkıntı yok. Bu şekilde toplayacaksın. Virgül yoksa sıfırla tamamlay sayı yoksa sıfırla tamamlayabilirsin. Sayının sonuna doğru ama, tamam mı? Bunu karıştırma. Hemen şu soruyu da inceleyelim. 0,4'ü 0,004'e böleceğiz. Çoğu arkadaş, matematiği de yeni öğrenen arkadaşlar hep şu şekilde yapıyor. Hocam bak bir ben biliyorum, ben biliyorum diyor. 4 bölü 10 burası. Burası da 4 bölü 1000 hocam diyor. Tamam, çok güzel. Yanlış bir şey yapmıyorsun zaten. Ama şöyle bir sıkıntı var. Uzun. Yaptığın şey uzun. Dolayısıyla bu kadar uzununa gerek yok. Bunları böyle yapma. Hem hoş da görünmüyor zaten. Hiçbir matematikçi gibi de görünmüyor. Bak şimdi.
Burada kaç tane? Hangisinde virgülden sonra daha fazla sayı var? Alttakinde değil mi? Kaç tane var? 3 tane. O zaman 1000 ile çarpacağız. 1000 ile çarparsan buradaki virgüller ve sıfırların hepsi gider. Burayı da 1000 ile çarpman lazım. 1000'in bir tane sıfırıyla şunlar gider. İki sıfırını da sonuna eklersin. 400'ü 4'e böl 100. Bak bitti bile. Gördün mü? Peki bak burada iki tane var. İki tanesini halledeceksin. Burada bir tanesini hallettin, bir tanesini sıfır alacaksın. 70'i 7'ye böl 10. Artı buraya bir tane, burayı da bir tane. 80'i 8'e böl 10. Artı 10 eksi 10 birbirini götürür. Cevap neymiş? 100'müş. Notlarım kısmında da nasıl ki 2 bölü 10'u 0,2, 20 bölü 100'ü 0,20, 200 bölü 1000'i 0,200 diye yazıyoruz ve bunların hepsi birbirine eşit. O zaman bunlar da birbirine eşit. Yani sen bir rasyonel sayının, bir ondalık sayının, özür dilerim, sonuna ne kadar sıfır atarsan at, o her zaman senin ilk yazdığın sayı eşittir. Bunu sakın unutma. Bunu denemek için de hesap makinelerinde yazın abi, 0,200 yazın ve eşittire basın. Ne çıkar biliyor musunuz? 0,2 yazar ekranda. 0,500 eşittire bas, 0,5'e eşittir. Bunu da sakın unutma. Genel kültür olarak da kafanda kalsın. Bir diğer örnek. X artı 3 bölü 25 ve Y eksi 7 bölü 40 sayıları birer tam sayı ise X artı Y'nin ondalık yazımında virgülden sonra gelen sayı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi soru güzel, o yüzden dikkatli dinliyorsun. 3 bölü 25'i ondalık biçimde bir yazalım. Yani ben burayı 4 ile genişleteyim ve burayı da gelin 25 ile genişletelim. 4 kere 3 12 yapar. X artı 12 bölü 100 yaptı orası. Ve Y sayısı da şöyle diyelim. Y eksi 7 kere 25 kaç yapar? 175 yapar sanırım. Bölü 1000. Şimdi ben bunları şöyle yazabilir miyim? X artı 0,12 ve burayı da Y eksi 0,175 yazalım. Şimdi bunlar birer neymiş? Tam sayıymış. Yani şurası bir tam sayı, burası da bir tam sayıymış. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Bak, 0,12'ye ben x'i eklediğim zaman sonu 0 0 0 0 0 diye devam edecek, değil mi? Yani sonuçta tam sayı olacak ya. Yani şöyle düşünebilir misin? Bak, 3 sayısı aslında 3,0 değil midir? Ya da 3,00 ya da 3,000 değil mi? Demek ki tam sayı olacak. Demek ki buraya ne lazım? 12'nin yerine 88 lazım. Değil mi? Yani bu x dediğimiz şey aslında mesela 5,88'miş gibi düşünelim. Anlaştık mı? Peki y'den de 0,175'i çıkardığımız zaman tam sayı olacaksa demek ki y dediğimiz sayı da mesela 7,175 gibi bir sayıymış. Ki 0,175 çıktığı zaman artık sadece 7 kalsın istiyoruz. Değil mi? O halde demek ki doğru yoldayız. Y dediğimiz sayı da yazalım mesela 7,175 dedik. Bu da bu olabilir. Bu x, bu da y olsun dedik. X artı y'nin virgülden sonra gelen sayı kaçtır demiş toplamında. Şimdi bunları toplayacağız. Yani burayı sıfırla sıfırı yazarsak sonuna 0 5 daha 5 yapar. 8 7 daha yine 5 yapar. Elde var 1. 8 1 daha 9 elde var 1'di. Onu da eklersek 0 olur. 7 5 daha 12 bir de elde vardı 13. 0 virgül 13,055. Virgülden sonra gelen sayıyı soruyordu. 0,55'tir diyebiliriz sevgili gençler bu işlemin sonucuna. Devirli ondalık sayılar. İşte bunlardan çok korkuyor aslında öğrenciler. Neden? Çünkü hocam ben formülü ezberleyemiyorum. Lan formülü ezberlemene gerek yok. Sıkıntı yok. Bak şimdi anlatacağız hepsini. A virgül BC dediğimiz sayı aslında A virgül BC'de C devrediyorsa BC C C C C diye gidiyor bu. Böyle gidiyor sonsuza kadar. Niye sonsuza kadar gidiyor? Demek ki tam bölünmüyor. Demek ki tam olarak içinde yok. Tamam mı? A virgül BC'de BC devrediyorsa bu sefer ne yazacaksın? A virgül BC 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 yazacaksın. Devrediyor çünkü sürekli kendini tekrar eden kısım o kısımmış diye düşün, tamam mı? A virgül BCD'de CD devrediyorsa o halde burayı da A virgül BCD CD CD diye yazacaksın. Yanlış yazdık. CD diye devam edecek öyle, tamam mı? CD yazdık. CD CD diye devam edecek. Peki devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya nasıl dönüştürürsün? Onu düşünelim. Şimdi bizim elimizde A virgül BCDE diye bir sayı var ve burada CDE sürekli devrediyor. O halde sen şöyle yapacaksın. Kur'an olarak bunu ezberleyebilirsin. Birazdan bu kuralın nereden geldiğini de göreceğiz. Sayının tamamını, virgülünü ve şuradaki devreden çizgisini görmeden yazıyorsun. Bak A, B, C, D, E. Dümdüz yazıyorsun. Sonra burada devretmeyen ne var? AB mi var? Onu da dümdüz yazıyorsun, virgülsüz. Bunları birbirinden çıkarıyorsun. Çıkardıktan sonra
Şuradaki bakın, şurayı bir temizleyelim. Virgülden sonra şurası var ya. Kaç tane sayı devrediyor? 1, 2, 3 tane devrediyor. O zaman 3 tane 9'u yan yana yazıyorsun. Kaç tane sayı devretmiyor? Bir tane. O yüzden bir tane de 0'ı buraya yazıyorsun. Hocam 0, 9, 9, 9 yazsak olmaz mıydı? Veya 9, 0, 9, 9 yazsaydık olmaz mıydı? Olmazdı. Saçmalama. Tamam. Bunlar bu şekilde olmaz diyoruz. Pekala. Şu da olmaz tabii ki. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0'ı koymayı unutmuyorsun. Peki ne alaka? Yani bu formül adam durduk yere bunu söylemiş olamaz. Yani dur bir sayının tamamını yazayım. Dur ondan da devretmeyeni çıkarayım. Dur bakayım virgülden sonra devreden kadar 9. Niye devreden kadar 8 değil de 9? Değil mi? Bunu kimse sormuyor. Eğer bunları öğrenirsen, öğrendiğin takdirde bir daha unutmazsın ki şimdi öğreneceksin. Kafa yoralım. Şimdi az önce bizim sayımız neydi? A virgül B C D E idi ve C D E burada devre diyordu. Değil mi? Şimdi bunu şöyle yapalım. Gelin bu sayıya A virgül B C D E'ye biz A diyelim. Kabul mü? Tamamına bu sayının A diyelim. Peki ben burada A virgül B C D E sayısını, tamam mı? A virgül B C D E sayısını 10.000 ile çarpsam sırf şuradaki virgülü şuraya getirebilmek adına. 10.000 ile çarpalım, tamam mı? 10.000 ile çarparsak ne olur biliyor musun? Bak aslında bu sayı A virgül B C D E C D E C D E C D E biçiminde gidiyor ya hani. Ben bunu 10.000 ile çarparsam o virgül şuraya gelir. A virgül B C D E değil de şu virgülü de tabii kaydıracağız. Onu unutmayalım. A B C D E virgül C D E C D E C D E diye gider. Sırf şurayı düzenlemek için. Ben bu sayıyı 10.000 ile çarptım. 10.000 ile çarparsam bak bu neye eşit olur biliyor musun? 10.000 tane A'ya eşit olur. Kabul mü? Kabul. E peki. Şimdi ne yapacağız? Burada fazlalık olan bak CD'ye devrediyor ya burada. Şu B'ye kadar da bir virgülü kaydıralım. Yani bu sayıyı bir de 10 ile çarpalım. 10 ile çarparsak şunu. Buradaki virgül şuraya kayar. Dolayısıyla AB virgül CDE değil mi? O virgülleri de alt alta getirelim bak. İşimize yarayacak birazdan. Ne olur? AB virgül CDE 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 diye devam eder. Bu da devam ediyor. Burası ne oldu? 10 tane mi A oldu? 10 ile çarptığımız için. Değil mi? Şimdi virgülden sonra CDE'ler sürekli kendini tekrar ediyor ya. Sırf o virgülden sonraki kısmı yok edebilmek adına gelin bu sayıları birbirinden çıkaralım. Çıkarırsak eğer ne olur biliyor musun? Bak. E'den E çıktı. D'den D, C, C, E hepsi birbirinden çıkarsa buranın komple gider. Ve virgüllü bir kısım kalmaz. Dolayısıyla elimize sadece kalan A, B, C, D, E eksi A, B kalır. Bu da neye eşit olur? 10.000 tane A'dan 10 tane A'yı çıkarırsan 9.990 tane A'ya eşit olur. Bana ne lazımdı? A lazımdı. A'yı bulabilmek için de şuradaki 990, 9.999'u karşıya bölüm olarak atarsan A, B, C, D, E eksi A, B bölü 9.990 olur ki bu da A'ya eşittir. Yani biz burada ne yaptık? Aha'nın da şuradaki formül var ya. İşte onu bulduk bak. A, B, C, D, E eksi A, B bölü 9.990. Aynısı. Ki bunu ezberlemekten daha çok kendin bir iki tane soru için. Yani şu A, B, C, D, E'de C, D, E devreti dedik ya. Kendin onu 2,772'de 72 devrediyor gibi düşün. Ve kendin bu şekilde bulmaya çalış. Birkaç tane, 2-3 tane fazla değil. 2-3 tane yaptıktan sonra bu formülü ezberlemek zorunda hissetmeyeceksin bile. Tamam? Bunu sakın unutma. Şimdi geçelim şunlara. Formülle yapalım. Tamam mı? Formülle yapalım. Hem elin alışsın hem gözün alışsın. Böylelikle biraz daha rahat edersin. 1,123 sayının tamamını yazdım. 123 devretmeyen kısmı 2 tane sayı var. 12 bölü virgülden sonra bir tane 9, bir tane 0. Neden? Bir tane devrediyor, bir tane devretmiyor. Çünkü 123'ten 12'yi çıkarırsak 111 bölü 90 artık sadeleştirme kısmı sana ait. Sayının tamamı 124 eksi 12 diyeceğiz. Devretmeyen kısmı bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Burası da yine 112 bölü 90 artık. Sadeleşiyorsa da sen kendin sadeleştir. Bu sefer 1,24'te 24 devretsin. 124'ten 1'i çıkaracaksın ve neye böleceksin? 99'a. Yani 123 bölü 99 olur. Sadeleştiriyorsa sen kendin sadeleştir. 6,3 devreden nedir hocam?
Onu da şöyle yapalım. 63'ten 6'yı çıkaracaksın ve 9'a böleceksin. Sadece yani burası da 63'ten 6'yı çıkarırsan 57 kalır. 57'yi 9'a böleceksin diyoruz. Peki 7,9 devreden neye eşittir? Buraya bir dikkat et. Tamam mı? Yazıyorsun hemen. 79'dan 7'yi çıkaracağım diyorsun. Bölü virgülden sonra bir tane sayı devrediyor. 9. 79'dan 7'yi çıkar. 72 bölü 9. 72'yi 9'a bölersen de 8'i bulursun. Ki bu 7,9 devreden dediğimiz sayı zaten 7,999999 olduğu için, yani 8'in dibine kadar yaklaştığı için artık sen diyorsun ki neredeyse 8'dir. Yani artık şunu anladın değil mi? Bu devreden sayılar aslında net olarak o sayıya eşit değil. Çok yaklaştığı için biz diyoruz ki tamam artık hadi, hadi tamam. 112 bölü 90 olsun dedik. İyi tamam, 123 bölü 99 olsun dedik. Sıkıntı yok dedik. Bu da 7,99999 ya. E tamam 8 olmuş bu artık dedik. Yani 8 olmaya ramak kalmış. O zaman tamam 8'e eşittir diyoruz. Anlaştık mı? Yaklaşık olarak bu diyoruz yani. O halde 1,9 devreden neye eşittir? 2'ye. 2 olmaya ramak kalmış çünkü. 0,99999 neye yaklaştı? 1'e. O zaman direkt 1 diyeceksin sen buna. Anlaştık mı? Bunu da sakın unutma. Geçtik bir diğer sayfaya. 9. sayfada ilk soru. 0,03 devreden bölü 0,3 devreden bölü 0,03 artı 0,3 çarpı 11 eşittir kaçtır diye soruyor. Şimdi bayağı karmaşık görünüyor. Amelece görünüyor. Ama yapacağız. 0,03 devreden demek sayının tamamı 3. Değil mi? Devretmeyen kısmı 0 zaten. Bölü virgülden sonra 2 tane devrettiği için 99'u buraya yazdık. Bölü 0,3 devreden bunu da 3 bölü 9 yazacağız tabii ki. Değil mi? Bölü alt kısımda da 0,33 var. Yani 33 bölü 100 vardır diyebiliriz. Şu ikisini toplarsanız 0,33 gelir. Ben onu da 33 bölü 100 biçimde yazabilirim. Çarpı 11 eşittir. 3 bölü 99'u yazdım. Çarpı 3 bölü 9. Aslında 9 bölü 3 yazacağız ona. Neden? Çünkü burası bölüydü. Ben çarpıya dönüştürdüm. Ters çevirdim. Bölü 33 bölü 100 diyelim. Ve çarpı bir de 11'imiz olsun. Pekala. Şu 3 ile şu 3 bir gitsin. Bu 9'a da bu 9 gitsin. Burası 11 olsun. Burada bakın 1 bölü 11 kaldı. Burada da çarpı 11 var. Bunların da hepsi gitti. 1 kaldı. Bununla ters çevirirsek cevabımız ne olur? 100 bölü 33 olur diyebiliriz. Diğer örnek. A sayısını, B sayısını ve C'yi vermiş. Bunları sıralayın demiş. Hemen bu tarz sorularda şunu yapıyorsun. Kimisi gidiyor direkt 692 bölü 999 yazıyor. Ötekini 692 eksi 6 bölü 990 yazıyor. Gerek yok. Şöyle yapıyorsun. 0 virgül 692, 692, 692. Bunu bu şekilde açtım. Bu daha devam ediyor bu arada. Bunu nasıl açarsın? 0,692, 92, 92 diye devam ettiriyorsun bunda, tamam mı? Nokta nokta nokta. Bunu 0,692, 2222 diye devam ettiriyorsun. Anlaştık mı? E peki buraya bakalım şimdi. Buraya kadar eşitler. Buraya kadar eşitler. Buraya kadar eşitler. Buradan sonrası için en büyük olan daha büyüktür. 9 var değil mi burada? 9, 6, 2. O halde hangisi daha büyükmüş? B. Sonra A. Sonra C. Demek ki en küçük olan C'ymiş. En büyük olan B'ymiş. Ortanca da A'ymış diyebiliriz. Şimdi geçtik bir diğer örneğe. 0,1 artı 0,2 devreden 0,3 devreden diye devam ediyor 1,8'e kadar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Mesela ben bu 0,1'i gidip 1 bölü 9 olarak yazarsam, bunu 2 bölü 9 olarak yazarsam, bunu 3 bölü 9 olarak yazarsam, en son bunu da 18 eksi 1 bölü 9 olarak yazarsam hata yapmış olurum. Hadi bir toplayalım bakalım nasıl hata yapacağız. 1'den şurası kaç? 17 mi? 17'ye kadar olan sayıların toplamı gibi düşüneceğiz bunu. 1'den 17'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyorduk? 17 çarpı 18 bölü 2. Değil mi? Topladık. Paydamızda bir de 9 vardı. Bunda ters çevirip çarparsak 17 çarpı 18 bölü 18 olur. 18'ler giderse 17. Genelde bulunan cevap 17'dir ama cevap 17 değil. Bu yanlış çözüm. Daha dikkatli olmak gerekirse şunu göz önünde bulundurabiliriz. Soruya şu şekilde doğru çözüm getirelim. Bunu bir silelim. Bakın 17 bulmuştuk az önce. Bunu bir silelim. Ve soruya doğru çözüm getirelim. Bu soruyu doğru çözmenin yolu da şu.
Burası 1,8 değil 2,7. Burası 5,6 da olabilirdi. Dolayısıyla doğru çözüm kesinlikle ama kesinlikle budur. Dikkatli dinliyorsun. 0,1'den 1,8'e kadar yazılmış ya. Ben bunu aynı Gauss gibi bir de tersten yazayım. 1,8 devreden artı 1,7 devreden artı 1,6 devreden artı nokta 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 en son 0,1 devredeni yazalım. Burası x ise bu da x'tir. Değil mi? Bize x'i sormuş. Tersten toplarsam gene x olur. Şimdi düşünecek olursak 1,8 denilen sayıyla ben 0,1 devreden sayısını toplarsam 1,9 devredeni bulurum. 1,9 devreden. Burayı topladım gene 1,9 devreden. Burası da 1,9 devreden. Burası da 1,9 devreden. Bu 1,9 devredenler 2 olmaya ramak kaldığı için bunların hepsi 2'dir. Değil mi? Hepsi 2'dir. Şu virgülleri ve çizgileri görmezsen 1, 2, 3, 4 kaça kadar? 18'e kadar. 18 tane 2 mi var elimizde toplam? 18 tane 2 ne yapar? 36 yapar. Ben bunları topladığım takdirde eğer 2x'i buluyorsam 2x 36 ise x 18'dir. Bakın doğru cevap da budur. Hocam az önceki çözüm de çok doğruya benziyordu. Neden peki orada 17 bulduk da şimdi doğru cevap 18 diyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü o çözümde 1 bölü 9, 2 bölü 9 diye gittik ya. 0,9 devreden denilen sayı zaten 9 bölü 9'du. Bir de arada 1,0 devredenin 1 olması gerektiğini atlıyoruz. Direkt 9 bölü 9'dan sonra 11 bölü 9'a geçiyoruz. Ya da 10 bölü 9'a geç, özür dilerim, 10 bölü 9'a geçiyoruz. Dolayısıyla orası 10 bölü 9 değil. Nedir? 1'dir direkt. Bunu yazacağız. Aradaki 1'i toplamadığımız için 17 buluyoruz cevabı. Ama şu çözümle arada hiçbir şeyi atlamak zorunda kalmazsın ve her zaman doğru cevabı bulursun. Soruyu bu şekilde çözmeni şiddetle tavsiye ederim. Geçtik bir diğer soruya. 2 bölü 7 kesirinin ondalık yazımında virgülden sonraki 21. rakamı bulunuz. Hocam rasyonel sayıyı anlattın. Ondalık sayıya çevirmeyi gösterdin mi? Gösterdik. Şimdi ne yapacağız? 21. rakam diyor. Ben nereden bileceğim? Yani demek ki devrediyor bu sayılar birbirlerine, değil mi? 21. rakamı bul diyor ya. Oraya kadar amele gibi bulacağız mı? Bismillah deyip bulacağız. Bakalım. 2 bölü 7 demiş. 2'yi 7'ye böleceğiz. Şöyle yapalım. Çok uzun oldu sanki şurası ya, değil mi? Sevmedim. 2'yi 7'ye böleceğiz. Peki. 2'nin içinde 7 yok. Ama 20'nin içinde var. 0 virgül. Kaç defa var? 2 defa. 2 kere 7 14. Çıkar 6. 6'nın içinde 7 yok. Ama 60'ın içerisinde var. 60'ın da 7 8 defa. 7 kere 8 56. Çıkar 4. 40'ın içerisinde 7, 5 defa, 5 kere 7, 35, çıkar 5. 50'nin içerisinde arayacağız 7 defa, 7 kere 7, 49. 50'den 49'u çıkar, 1, 1'in içerisinde yok, 10, 10'un içerisinde 7, 1 defa, 1 kere 7, 7, çıkar 3. 30'un içerisinde arayacağız, 30'un içerisinde 7, 4 defa, 4 kere 7, 28, çıkar 2. 2'nin içerisinde 7 yok, 20'nin içerisinde 7, 2 defa. Ben İlk başta da zaten 20'nin içerisinde 7'yi aramıştım. Şuraya kadar geldim ve tekrar 20'yi buldum. Demek ki başa saracak artık. Değil mi? O halde 2, 8, 5, 7, 1, 4. Sonra yine 2, 8, 5, 7, 1, 4. 2, 8, 5, 7, 1, 4 diye devam edecek. Şimdi yazalım bir tane daha. 2, 8, 5, 7, 1, 4. 21. haneyi sormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada var. 6 da burada var. 18, 19, 20, 21. sayı 5'miş. Hocam bunu ne bileyim 37'yi sorsaydı biraz daha yazacak mıydık? Veya 49'u sorabilirdi biraz daha yazacak mıydık? Yazmasan da olur lan. Al bak şöyle yapacaksın. 6'da bir tekrar etmiyor mu bunlar? Evet. 6, 6, 6 ne yaptı? 18 mi yaptı? Tamam. Tekrar başa saracak zaten. 18, 19, 20, 21 diyebilirsin. Tamam. Modüler aritmetik. 21. hane, 21. rakam 5'miş diyebiliriz sevgili gençler. Evet, bir üstteki soruya bakalım. X ve Y sayıları vermiş. Devirliler bunlar. Ben bunları toplarsam eğer virgülden sonra kaç tane basamak devreder diye sormuş. Toplayacağız. 5,013'te 13 devrediyorsa 0, 13, 13, 13 diye devam edecek burası. Böyle yazacağız. 13, 13, 13, 13, 13. Hep 13 diye gidecek burası böyle. Tamam mı? Sonra bir de 5,234 demiş. 234'ü devrettireceğiz. 5,234, 234, 234.
234, 234, 234, 234 diye devam ediyor burası da. Tamam. Bunları ben toplayacağım. Hadi bakalım toplayalım. 3 ile 2'yi topla. Şuradan itibaren başlayalım toplamaya. 3 ile 2'nin toplamı 5. 1 ile 4'ün toplamı 5. 3 ile 3'ün toplamı 6. 2 ile 1'in toplamı 3. 4 ile 3'ün toplamı 7. 3 ile 1'in toplamı 4. 3 ile 2'nin toplamı 5. 1 ile 4'ün toplamı 5. 3 ile 3'ün toplamı 6. 2 ile 1'in toplamı 3. 4 ile 3'ün toplamı 7. 3, 1, 4. 2, 3, 5. 4, 1, 5. 3, 3, 6. 1, 2, 3, 3, 4, 7, 1, 3, 4 ve sonra 2. Ve sonra burası da 10. Baya böyle yamuk gitmişiz oraya bakarak yazmadığım için. Bakalım tekrar eden bir şey var mı? 2, 4, 7, 3, 6, 5. Var mı öyle bir şey? 2 yok ama bunların içerisinde. 4, 7, 3, 6. 4, 7, 3, 6. Tamam güzel. 4, 7, 3, 6, 5, 5. 4, 7, 3, 6, 5, 5 diye devam ediyor bak. 4, 7, 3, 6, 5, 5. Ve sonra yine 4, 7, 3, 6, 5, 5. 4, 7, 3, 6, 5, 5. Virgülden sonra kaç basamak devreler demiş. Ben bunu 10 virgül 2 4 7 3 6 5 5 yazarsam şurası komple devreder. İşte sayımız budur. Yaklaşık olarak sayı bu. Kaç tane basamak devrediyor? 6 tane. Cevabımız 6. İşte alternatif kısa çözümlü de Saygın Dinçer hocamıza ve selamlar. O da diyor ki x sayısının virgülden sonra kaç tane basamağı devrediyor? 2. Y sayısının virgülden sonra kaç tane basamağı devrediyor? 3. 2 ile 3'ün o kekini bulursan yani 6 bu senin cevabın olur diyor. Bazı istisnai durumlarda tabii ki işe yaramaz. Neden? Mesela o istisnai durum ne olabilir? Şöyle olabilir. 2,14 ile 3,41 diyelim, tamam mı? Bunlar böyle devrediyor. Şimdi 2,14 dediğimiz sayının 2 basamağı. Bunun da 2 basamağı devrediyor. 2 ile 2'nin o keki de 4 yapar. En küçük ortak katı da 4 yapar. Ama ben bunları toplarsam zaten 5 virgül 5 virgül 5 devreden yapar. Dolayısıyla sen burada 2 basamak 4 basamak veya 2 basamak devrediyor diyemezsin. 2 ile 2'nin o keki 2 bu arada. Çok özür dilerim. Gittik 4 dedik ya. Hataya bak. 2 olacak. 2 ile 2'nin o keki 2 ama 5 virgül 5 1 basamak devrediyor. Ama sen buna bir 5 virgül 55 deyip 55'i de devrettirebilirsin ama bu yanlış olur. Teorik olarak yanlış olur. Çünkü 55 devrediyor diyemezsin. 5 devrediyor diyeceksin. Sonuçta ikisi de eşit ama unutma. Sadece istisnai durumlarda işe yaramaz. Ama dediğimiz gibi bu istisnai durum haricinde de çok az istisnai bir durum var. Bunun haricinde de zaten diğer soruların hepsinde çok işine yarayacaktır. 6 tane basamağını devrettiğinde bu şekilde bulabilirsin. Artık boğazım kurudu bu arada. X, Y, Z ve T birer tam sayı. X artı 1 bölü Y artı Z bölü T eşittir 1,23'te 3 devreden olduğuna göre X artı Y artı Z artı T'nin minimum değeri nedir diye sorulmuş bize. Şimdi şu formatı unutma bak. X artı 1 bölü Y artı Z bölü T bu formatı sakın unutma. Biz 1,23 sorunun başlangıç noktası bu taraf değil bu taraf olacak. Bu 1,23'te 3 devreden var ya bunu nasıl yazacağız biliyor musun? Şöyle yazacağız. 123 eksi 12 bölü 90. 123'ten 12'yi çıkar 111 bölü 90. Hatta bunu da 3'e böl 37. 3'e böl 30. 37 bölü 30 bizim işimiz bununla. Gelin 37'yi 30'a bir bölelim. 37'nin içerisinde 30 bir defa. 30 çıkar 7. 7'nin içerisinde yok ama sen bunu şöyle yazabilirsin. 1 artı 7 bölü 30. Peki. Bu 7 bölü 30'u şöyle yazabilir miyim ben? 1 artı, bunu sakın unutmuyorsun. Sırf şuradaki 1'i yakalayabilmek için yapıyorum bunu. 7 bölü 30'u 1 bölü 30 bölü 7 biçimde yazacağım. Neden? Sırf buradaki 1'i elde edebilmek için. Tamam. 30 bölü 7. Şimdi sırada 30 bölü 7 var. 30 bölü 7'yi bakkal bölmesiyle bölelim. 4 defa var. 4 kere 7, 28 çıkar 2 mi? Ben bunu da 4 artı 2 bölü 7 biçimde yazabilirim. Dolayısıyla 30 bölü 7 gördüğüm yere 1 artı 1 bölü 1 bölü ne diyeceğiz? 4 artı 2 bölü 7 mi diyeceğiz? Aynen öyle. Peki ben sana şu formatı unutma demiştim ya. Bak bakalım o formata. 1, 1, 4, 2, 7. X, 1, Y, Z, T. Bak burada 1 var, burada da 1 var. Çok güzel. O zaman tutturduk. Ne demiş? Minimum değerini sormuş. Minimum değeri de budur zaten. Neden? Çünkü sen şurayı 4 değil de 3 yazsan burası 1'den 7 fırlayıp 9 olacak. Hiç gerek yok. O yüzden en küçük hali budur. Bunların da toplamı sorulmuş. Şurası X'ti bu arada. Şurası Y'ydi.
Şurası z idi. Burası da t idi. Bunları toplayacak olursak 1 artı 4 5, 2 daha 7, 7 daha 14 yapar sorumuzun cevabı. Evet, geçtik son sayfaya. Biraz daha yeni nesil sorular. Kaç tane soru var? 3 tanecik soru kaldı. Dayanalım. Boğazım çok kurudu çünkü. Bir rasyonel sayıda pay ve payda yer değiştirildiğinde elde edilen sayı tam sayı oluyorsa başlangıçtaki rasyonel sayıya da ters düz sayı denir. Örneğin 1 bölü 6 bir rasyonel sayı değil mi? Evet. Bunu ters çevir. 6 bölü 1. 6 bölü 1 tam sayı mı? Tam sayı. O zaman 1 bölü 6 ters düz sayıdır. ABC pozitif tam sayı olmak üzere. ABC pozitif tam sayı. Unutma. Her basit kesir bir tersi düz sayıdır. Her basit kesirden kastı mesela 2 bölü 7 tersi düz sayı mıdır ya? 7'yi 2'ye böldüğümüz zaman 3,5 yapıyor. 3,5 tam sayı mı? Değil. O zaman her basit kesir ki mesela 2 bölü 7 değil mi? Olmuyor. Ters çevirdiğiniz zaman 3,5 oluyor. Bir tam sayı olmuyor. Bir gitti. A bölü 4 tersi düz sayıysa A 3 tane farklı değer alabilir demiş ki gerçekten A 1, 2 veya 4 olduğu zaman değil mi? Bakalım 1, 2 veya 4 olduğu zaman bunu ters de çevirsen ne olacaktır? Bir tam sayı olacaktır. 4 bölü 1, 4 bölü 2, 4 bölü 4. Tam sayı mı tam sayı? O zaman sıkıntı yok. Değil mi? Peki 2 doğruymuş. 3'e bakalım. A bölü B ve B bölü C tersi düz sayıysa A bölü C de tersi düz sayıdır. Şimdi A bölü B tersi düzse B bölü A bir tam sayıdır. B bölü C tersi düzse C bölü B bir tam sayıdır. Şimdi demek ki A B'yi tam bölebiliyor. B de C'yi tam bölebiliyor. A da B'yi tam bölebildiğine göre C kesinlikle ama kesinlikle A'yı tam böler. Yani bu da bir tam sayıdır. C bölü A tam sayıysa A bölü C tersi düz müdür? Evet, kesinlikle. Demek ki cevabımız neymiş? 2 ve 3'müş. Anlaştık mı sevgili gençler? Geçtik bu soruya. Zor gibi görünüyor, karışık gibi görünüyor ama gayet basit. Hatta gözünle bile çözebilirsin. O derece iddia ediyorum. Üzerinde aynı harfin bulunduğu dilimler eş olmak üzere. Alev bu pastadan 2 adet A. Bakın 2 tane A aldı. Bir tane B aldı. Tamam mı? Bir tane de C olmak üzere. Toplam bu kadar dilim alıyor. 4 dilim almış. Taşkın ise sadece D harfinin olduğu dilimi almıştır. Taşkının aldığı dilime de şunu söyledik, tamam mı? Alev'in aldığı dilimlerin toplam kütlesi tüm pastanın 23 bölü 48. Şimdi bak. Alev'in aldığı dilimler şunlardı ya. 1, 2, 3 ve 4'tü. Alev'in aldığı dilimden bir tane daha olabilir mi? Yani A, B, C. Yani zaten toplamda Taşkın'ın aldığı dilim haricindeki kalanlar, tamam mı? Alev'in aldığının iki katı. Yani ben 23 bölü 48'i 2 ile çarparsam ki 46 bölü 48 yapar kendisi. Taşkın'a da 2 bölü 48'i kalır. Pastanın ki bu 2 bölü 48 dediğimiz D'ye eşittir. Ki bu da 1 bölü 24'tür sadeleştirildiği zaman. Demek ki Taşkın pastanın 1 bölü 24'ünü almış da diyebiliriz. Geçtik bir diğer örneğe. 81 8131,36 devredenden 345 bölü 11'i çıkar ve sonra bunu da karekökeşine al demiş. Bakın. Meslek lisesi, sağlık lisesi olan öğrencilerin, tamam mı? İmam Hatip Lisesi olan öğrencilerin korkulu ama korkulu rüyası. Matematiği sevmeyen adam şu soruyu gördüğü zaman kusası gelir. Değil mi? Neden biliyor musun? Çünkü çok karışık gördü. Devreden var. Rasyonel sayı var. 345'i 11'e nasıl böleceğim diye düşünür durur adam. Ve üstüne üstlük en korktuğumuz şey köklü sayı var. Köklü ifade var. Köklü sayı demeyelim. Köklü ifade var. Ve sadece sonuna soru işareti koymuş. Dalga mı geçiyorsun derler. Ama birazcık eğer şöyle adam akıllı matematikten korkmadan soruyu çözümlemeye çalışırsan zaten çok basit olduğunu göreceksin. Bak bu konuyu biliyorsun ya. Bu konuyu bildiğin an bu soruyu zaten çözersin. Dikkatli dinle. Ben şurayla hiç ilgilenmeyeceğim. Bırak orayı. Hevesliysen eğer direkt çat diye girişirsin bak. Hemen ne yazarsın biliyor musun? İşte 8-1 İsmail Hoca öğretti. 8-1-3-1-3-6'dan devretmeyen kısım 8-1-3-1'i çıkaracağım. Sonra 99'a böleceğim. Yapma bunu. Tamam mı? Yapma bunu. İşin içinde rasyonel sayı var ve şurada 345 bölü 11 var. Şimdi 99 olacak. Aa tamam işte onda 9'da genişletirim falan diye düşünme. 9'da da 345'i çarpacaksın bu sefer. Şöyle yapacaksın bak. 345'i 11'e bir güzel böl. 34'ün içerisinde 3 defa. Bak ben de senin gibi bölüyorum yavaş yavaş. 3 kere 11. Hiç acele etme. 33 çıkar 1. 15'in içinde 5 aşağı indirdik. 15'in içerisinde 1 defa. 1 kere 11 11 çıkar 4. Yok değil mi artık? Yok. Şöyle yapalım o zaman. 40'ın içerisinde deyip buraya bir virgül atalım. 40'ın içinde 11 3 defa. 3 kere 11
33 çıkar 7. 7'nin içinde yok ama 70'in içerisinde kaç defa? 6 defa. 6 kere 11 66 çıkar 4 mü? Tekrar 40'ın içinde diyoruz ya, burada zaten vardı. Demek ki artık bu 36 36'ya devam edecek. Yani burası 31,36 devredenmiş zaten. Yani diyor ki 81 31,36 devredenden 31,36 devredeni çıkar diyor. Bu devredenler zaten gider. 8131'den 31'i çıkarırsan da 8100 kalır. Ki bunun da kare kökü nedir sevgili gençler? 90'dır. Neden? Çünkü 81 9'un karesi zaten. %10'un karesi demek ki neymiş? 90'mış bizim cevabımız. Gördüğümüz gibi hiçbir kesirle uğraşmadık. Ondalık sayıyı, devirin ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmedik. Bizim yaptığımız sadece biraz düzenlemek oldu ve düzenledikten sonra da her şey çok net bir biçimde göründü. Evet, bu videonun ve soruların sonuna geldik. Sesimiz de yoruldu artık. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın, affola. Diğer videolarda ve diğer sorularda, diğer konularda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın sevgili gençler.